Yarı arsiklet ise Los Angeles Matadors'un. All right, thank you, Alan Massengill. Ladies and gentlemen, your Los Angeles Matadors leading two fights to one. Let's get the fourth one going here. Light heavyweights representing the Astana Islands. Please welcome Dorian Anthony, Marat Elber Moldagaryev, Vyacheslav Shabransky. Shabransky geçen hafta Kazakistan'da oynadı ve rakibine Ramjon Ahmedov'a puanla mağlup olmuştu. Shabransky yakın bir müsabakaydı. Şimdi bu akşam yine çok bir diğer kuvvetli sporcusu Astana Arlanz'ın sahneye çıkıyor. Ahmedov, çok düzeltiyorum, Moldagaryev. Yani çok ciddi bir sporcu, çok kuvvetli bir yetenek. Bakalım nasıl başa çıkacak bu sporcuyla Elber Passos. Geçen hafta bir başka Brezilyalısı sahne almıştı. And ladies and gentlemen, representing your hometown Los Angeles Matadors, he is from Salvador, Brazil. He is Elber El Gigante Passos. Onu çok yordu gibi o hava koşulları. İniliyorum izninizle. Çok uzun bir uçuş, iki duraklamalı uçuş. Yani geçen hafta Los Angeles Matadors Kazakistan'a giderken bir kere Londra'da, bir kere İstanbul'da durarak gittiler. Uçuşlar arası beklediler. Üstüne hava sıcaklığı çok büyük etken. Yani Los Angeles hava sıcaklığı özellikle sezon boyunca 15 derece, 18 derece civarında seyretti. Öte yandan Astana'da ise hava sıcaklığı kışın eksi 30 dereceyi bile bulabiliyor. Yani böyle bir farklılık var. Tabii bu nedenle yüksek bir hava sıcaklığı farkı yoktu. Örneğin gün itibariyle Kazakistan 12 derece, geçen hafta da 0 derecenin üzerindeydi. Ama Los Angeles bu hafta, örneğin bugün 17 derece, ki gece sıcaklığı 17 derece, gündüz sıcaklıklarına bakıldığında 20-25 derece arası bir sıcaklık. Okay, ladies and gentlemen, in the blue corner, 22 years of age, weighing in at 186.6 pounds. His WSB record is 4-1. He is ranked number 5 in the WSB light heavyweights. He is from Aktobe, Kazakhstan. Give it up for Marat Moldagaryev. Marat Moldagaryev ekrana yansıyor, tanıtılıyor. And in the red corner, 27 years of age, weighing in at 183.2 pounds. His WSB record 1-1, hailing from Salvador, Brazil. They call him El Gigante. He is Elber Passos. Tonight's referee, Ray Corona. Yani Türkçe tabiri biraz daha mağlup etti. Bir kez Deniz Poyatskaya mağlup adı Bucky Fires'ın yine Ukraynalı sporcu. Right here is good. Touch gloves. God bless. Kuvvetli bir sporcu Poyatskaya, ona mağlup oldu. Yani en kuvvetlilerden değil ama en kuvvetlilerin hemen altında yer alan bir sınıftan diyebiliriz Moldagaryev. Dördüncü müsabaka başlayacak. Yarı arsiklet ya da diğer bir deyişle 80-85 kilogram arası ya da maksimum 85 kilogram, azami 85 kilogram. 2-1 önde LA Matadors. Astana Arlanz karşısında Ray Robinson görünüme geliyor. Dünya boks tarihinin yaptığı profesyonel kariyer içerisinde kazandığı gelir bakımından 100 milyon doları aşan ilk sporcusu olmuştu. Ray Robinson artık günümüzde bir gecede yani 20 milyon dolar kazanabilen boksörler var. Örneğin Floyd Mayweather, örneğin Manny Pacquiao. Türk boksörler gecede özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde en önemli medya izleme durumlarından araçlarından biri olan PPV ile, yani pay per view ile, izlediği kadarıyla çok önemli gelirler kazanabiliyorlar. Menajerler, kanallar ve sporcular. Sert başladı müsabaka. Moldagaryev sağ denedi, tutamadı. Bir sağ köşe Passos için ciddi bir sınav. Brezilyalı boksör 28 yaşında. 2008 ve 2009 Brezilya şampiyonası bronz madalya sahibi. 2005'te de Çin Şampiyonası'nda Brezilya'nın bir numaralı sporcusu olarak takımını dünya şampiyonasında temsil etmişti. Deneyimli ama son dönemde adını pek fazla duyulmayan bir yetenek Elber Passos. Yine Ocak ayında WSB'nin izin verdiği, açtığı transfer döneminde takım katılmıştı. LA Matador'sa bu sporcu
Bir galibiyetin iki yenilgisi var. İşin ilginci yenilgi sporcular Avrupa'da sporcular. Biri Imre Zello, Macar sporcu. Bir diğeri ise Kenny Egan, İrlandalı. Fakat madalyası sahibi sporcuya mağlup oldu. Kazakistan'da yakın olarak Asyalı, çok kuvvetli ama Avrupa boksuna da alışık sporculardan meydana gelen bir ekip. Milli takım olarak tabii ki Aslanlar'ın sporcuların hepsi de milli sporcular olduğu için belki ters gelecek Oda Gareyev. Bu akşam Dostan Pasos'a. Sol koşuyor Pasos, bir sol daha deniyor hemen ardından. Sağrı deniyor Oda Gareyev. Elber Pasos sakin. Sol köşeye Molda Gereyf ve hemen ardından gelen kontrolü daha var. İkili kombinasyon deniyor ve rakibini yolluyor Elber Pasos. Sol köşeye hemen ardından. Bir saniye. Molda Gereyf sol durumda kaldı gelen kontrolü vuruşlarla. Sağ sol deniyor vuruşları Pasos. Bir anda önemli bir vuruş elde etti. O vuruşta belki ilklerden destek almasa bütün ortasına gelse vuruşları verir ve açıldı Pasos. İlk round bayağı ilginç oldu. Sol köşe bu kez Molda Gereyf. 10 saniye. Sağ koşa Molda Gereyev'den. Kabuk toparlandı. Sağ koşa giriyor. Pasos'tan ilk round sonuçlandı. İstediğini elde ediyor diyebiliriz Pasos için. Round sonunda. Anlamlar işte burada bakın sağ koşu çok güzel. Burada eski bir Molda Gereyev'in son geliyor. Burada biraz dirsek gelmiş. Köşeden ziyade zorlandı. Burası Molda Gereyev'den resmi tepki. Biraz daha yüzüne değil de yukarıya doğru kafatasına doğru. Échalo atrás. Bakalım nasıl bir ikinci round olacak değerli izleyenler. Biliyorsunuz. Pasos'un sağ tutamak istemiyor. Molda Gereyev'e çıktı. O da vuramadı ilginçtir.
Son köşe. Onda gereği yok. Sağ ol bakıyor. İsabet sağ ol diyor. İplere yapsadı rakibi. Atak yapıyor. Ancak ardından Hasos baskı yaptı. Çıktı. İpli önüne çıktı orada. Son köşe Hasos. Rezilya mı bir kez yüklendi? Bu mesajın hatırlatıcısı. Normal profesyonel boksçu. Farklı bir şekilde 10 saniye, 15 saniye kala geliyor hatırlatıcı. Mücadele güzel. Zaman güzel. Hem kronometre kronometre yanındaki yardımcısı. Görüyorsunuz her zaman olduğu gibi bir top fazla, bu top fazla masaya vuruyor. 15 saniye kala spor mücadele yürüyor. Ve ayarlaması yapabiliyor. Ondan sonra takları için. Mira, a este cabrón tú le puedes, sígueme trabajando el cuerpo, ¿ok? Llaveando, no, guys, get lower a little bit, please. Llaveando y he vuelto con golpes rectos, pero con los de adentro, duro, duro, y acá arriba. Bir kez Christian, Christian Allen Montenegro'ya. Yarı ağır sprint müsabakası 85 kilogram maksimumda karşı karşıya geliyor. Hasos ve Mozagere'ye. Mozagere'ye kısık olduğu etkili bir yok. Kardeşe bir bilgisi var. Sadece bu Deniz Karat Kalkan Şahmış Oğuz'un gibi. Genel söylemenin 85 kilogram sınırlısının 5.'si. Yoksa isabet sağlamak Mozagere'ye. Kazandı takım. Yani bu enfes bir Bu kez yine Mozagere'ye. Derdi sabit kuşları var. Bir sol köşe geldi bir kez. Oradaki sabit kuş. Sabit kuşları var. Hasos kombinasyonlar buna gerekten sağ patlatılmak için. Belki ben yine burada gerek. Hasos sarılmak yetiniyor. Sağ köşe burada gerek. Burada fakat denedi. Burada gerek yine fakat. Sağ köşe pasos isabetli. Sağ parkat kurduğu biraz daha üstü bastan almazdı sporcusu. Sol köşe. Yolda görev. Bir kombinasyon. Yolda görev. Sağ sol kombinasyon. Yolda görev. Pasos. Yolda görev biraz üstünü aldı. Öyle geçirdi gibi. Sağ köşe yolda görevden. Almaya başladı Pasos. Eski bir çıktı karşıya kaldı şimdi. 10 saniye içerisinde izleyen izleyenler. 3 rantta, 2 rantta var. Sağ dönüyor Molda Gere'ye. Sağ dönüyor bu kez Pasos. Sol konuşmalarına göre kendine fark attı. Kapak kapatın aslanın başardı. Ve 3 rant konuşlanıyor. Molda Gere'ye kadar köşesini görürlerdi bir de. Oturarak dinlenmeye çekince. No puedo. Dame el spray bottle. Este ron me lo regalaste, ¿oíste?
No quiero que me esté regalando los Böyle görünüyor gidişat. I already warned him about the head behind the head, okay? Don't take revenge. Bisikletlerin aslında amatör, alt yapısı çok başarılı olan ama WSB'de ayrılığı bulamayan bir yetenek var. Elektronik olarak da bisikletçi Dorian Anthony, alt yapılara WSB'de bu tabi biraz çekingen olduğunu göstergesi. Bazı sporcular, amatör kariyeri çok başarılı sporcular. WSB'de profesyonel şartlarda planlanan bu dönemde çok zor normal şartlar başlarına bakan amatör boks mentalitesi ve taktiği burada çok fazla işlemiyor. Daha seri olması gereken sporcuların net isabetli miktarında bu arada Molda Gönet'ten sert hızmış geldi. Biraz sendeledi ayakları pasosun. Net ve puan alıcı miktar yerine tekil alıcı miktar yerine seri olmak sağ koşuyor Molda Gönet'ten geldi. Sağ parça sol köşe sağ köşe Molda Pasos parça sol. Bir sol darbe ile Pasos. Bu da Vildi'nin iki katını alıyorlar şimdiden. Böyle tabi müsabaka kazanmak çok kolay değil. Bu kombinasyon Molda Gönet. Sağ koşuyor Molda Gönet. Pasos kapandı ama Molda Gönet'in etkisini hissediyorduk. Bir son aldı sadece bu kez. Yine saldırı gidiyor Molda Gönet'in. Pasos sürüden bir saat yaşı ne yapıyor? Yanıt vermeye çalışıyor ama okuyacağım ama bizimle düşünüyor. Molda Gönet'in yakın mesafede son yarım açı içerisinde 57-4-5 net isabetli çok sert yumruklar var. Sağ koşun önce. Sağ parça sağ koşu kombinasyon. Kazanmasında 5. bir round daha var önümüzde. Asos'un son köşesi sayesinde 104. round, 1 round daha olmasına karşı çok yıprandı iki yetenek günü. Acaba müsabaka erken biter mi? Sağ deniyor, bir insan daha burada gereği. Sağ köşe var. Burada artık bir ortamda birlikte, ortamda geçerek. Daha sonra hareket edebilir hale geliyor. Yorgunlukla eldivenler ağırlaşıyor. Yorgunlukla ağırlaşıyor ve yavaşlıyor. Buna bağlı olarak isabet edememiş olan ve çok temel özellikle bir takımı burada tabi. Her sporcunun karşılaştığı sağ dönemde Pasos yine yakın mesafede. Molda Gönet eğiliyor. Sağ dönemde yine Pasos biraz daha toparladı Pasos. Sol denedi Pasos. Sağ köşe isabet sağladı. Yakın mesafe yine sol sağ deniyor kurtarmadı. Molda Gönet atak yapmak istiyor. Sol köşe Molda Gönet eski bir sol gelmedi. Sol köşe sağ köşe. Pasos vuruşlar almaya devam ediyor. Sağ sol kombinasyon yeniden. Molda Gönet bir sağ daha var. Pasos ümitsizce uzattı sağ köşesine erişemedi rakibine. Sol köşesi gelecek birazdan sağ köşe Molda Gönet. Ve sağ zor tamamlıyorlar da Pasos'un sert bir round'u round'un arkasında çok isabet round'un her herhalde isabet Molda Gönet çok sert bir sağ köşe. Bir sağ köşe. Üçüncü devam edebiliyorlar. Son round başlayacak değerli seyirciler. Gecenin gözünün müsabakasında. Müsabaka takip ettik. Müsabakamız devam edecek. Karşılaşma arzı getirdik. Müsabaka burada olacak. Başlıyor. Sol bek
Kaleci isabet sağlamıştı. Yakın mesafeden Mondragon'e. Sağ sol deniyor. Solunda isabetli. Pasos yüklenmeye çalışıyor. Yine Moldogorev geldi. Moldogorev birlikte. Pasos. Az çok etkisi var tabii vuruşların. Molda Gereyek'ten gelen. Mesela sen gelen gibi oldu Molda Gereyek'in. Sağ denedi Pasos. Sol köşe isabetli. Apakat sol köşe. Bu kez yine Pasos. Karşılaşmada bu arada Molda geriye sendirmeye başladı hakem. Saymıyor ama çok ilginç. Yani hakem orada Pasos'u bırakıp Molda geriye de bakmadı gibi. Belki de halen bakın sendiriyor Molda geriye. Bakın Pasos. Bir dakika var. Değerli izleyenler şu müsabakada bir nakal teknik nakal kurulursa işler bir anda değişir. Son müsabaka stres dolu bir karşılaşma ile dönüşür. Aslan Arlan için. Evet, Molda Gerek geri vites yapmaya başladı. Geri adıma koştuğunu. Sol dönemi Pasos. Sağdaki geri de Pasos. Yarım dakika var. Pasos istediğine de dönecek mi acaba? Pasos da bir cesaretlendi şimdi. Ama Molda Gerek orada ne kadar sendirilmiş derken bir oyunu bulamayacak. Bir oyunu da arayını sayacaktı. Yeni net vuruşlar Pasos'tan. 15 saniye var. Şimdi Molda Gerek baskı kurdu. Geliyor Pasos'tan. Müsabaka sonu kapatıldı ve gol sesiyle sahneyle karşılaşma. Yine nefis bir müsabaka oldu. Son anında sürprizliydi. Pasos'tan kazandım diyor. Beşinci an belki öyle ama müsabakanın geneline bakmak lazım. Çok değişik bir karşılaşma oldu. İşte bu yarı final eşleşmeleri bize doğrusal etkisinin kazandığını ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Genelde dünya şampiyonlarına bakın hep ev sahibi olduğu müsabakalarda çok işler başarmışlardır veya burada çok ilginç kendini Pasos'u bırakıp burada geri yapar yine. Sarkalı mıydı, dönmeli miydi, sporca? Burada geri bakın hala sendiriyor burada. Kendine geldi. Burada geri genç bir yetenek. Gelecek vadeden bir yetenek 22 yaşında. Gran Canaria müsabaka yaptırıp deneyim rakibine karşı çok büyük bir uluslararası turnuva deneyimi olduğunu da söyleyemeyiz Molda Gereyev'in. Yine puanlar gelecek. Ladies and gentlemen, we have a unanimous decision. Oy birliğiyle kazanan var. Ama Pasos mu bilemiyorum. Judge Delgado scores the fight 48-47. 48-47. Judge Jenkins scores the fight 48-47. Yine 48-47. And Judge Taylor scores the fight 48-47. Evet, 3 hakem de 48-47 verdi. İlk 3 for the winner. Muzaffirov Molda Gereyev'e gidiyor. From the Astana Orleans. Marat Molda Gereyev. Molda Gereyev kazanıyor değerli izleyenler. 3 round aldı. 2-3 round'daki performansıyla kazandı diyebiliriz karşılaşmayı. Böylelikle durum 2-2 oldu. Ve Aslan Arlanz da WSB'nin finaline çıkmayı resmen garantilemiş oldu değerli seyirciler. Final eşleşmesi belli oldu. Finalde Paris United ve Aslan Arlanz karşı karşıya gelecek. Gecenin 5. müsabakası burada olacak az sonra.
İtalya Ligi Serie A özetleri NTV Spor'da. Thank you.